Daha sonra T ve R harflerine basıp trim'e geçip space'e basalım. Şu kısmı silelim. Aynı şekilde tam radyusa girip şu kısmı seçelim. Bu kısmı seçelim. 176 deyip enter diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bu dersimizde bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz çember komutuyla ilgili bir örnek çizeceğiz. Basit bir örnek, sadece çemberi biraz daha pekiştirmek amaçlı. Hemen attach ile bir resim ekleyelim. Zaten nasıl eklendiğini görmüştük. Şimdi öncelikle örneğimize bakalım. Sol köşedeki iki adet çember içerisinde fi 30 yani çapı 30 birim olan bir çember. Dışında fi 50 yani çapı 50 birim olan bir çember var. Merkezde fi 50, fi 80 yani çapı 50 ve 80 olan iki adet çember var. Sağ köşede yine aynı şekilde fi 30, fi 50 yani çapı 30 ve 50 birim olan çember var. Daha sonra çember komutunda gördüğümüz TTR vardı, hatırlarsınız. Tanjant, tanjant, radius. Yani iki adet çember arasında çizilen teğet çemberi. Şurada R55 dediği, bakın hemen kalemimizi alalım. Bu çemberin şu noktasında teğet, bu çemberin bu noktasında bir teğet ve yarıçapı 55 olan TTR komutu var burada. Bunları silelim. Evet, şimdi biz inceledik örneğimizi. Çizime geçelim. Öncelikle çizime nereden başlayacağımıza karar verelim. Merkezden başlayalım. Merkez şu anda bizim için daha basit olacak. İki adet çember var, 50 ve 80 çapında. Şuradan fırçamızın rengini mavi yapalım. 50 ve 80 birimlik 2 adet çember var. C'ye basıp çember komutuna girdiğimizde, şimdi normal çizim yaptığımızda şu anda bizden radius istiyor. Çapı 50 ve çapı 80 olmak üzere 2 adet çember vardı. Çapı 50 ise yarıçapı 25'tir. İstersek böyle çizebiliriz. Şu anda bunun yarıçapı 25, çapı 50 birim oldu. Ya da circle'a girip center diameter'i seçip buradan bir sonraki çemberimiz 80 birimdi. 80 yazıp bunun da yarı çapı 40 oldu. Çapı 80 birim oldu. Çemberleri çizebiliriz. Şimdi çizdiğimiz çemberin merkezinden 87 birim sol tarafta, bakın buradan 87 birim sol tarafa gidiyoruz. Şuradaki büyük çemberimizin dış noktasına geliyoruz. Buradan da şuraya gidip bunun merkezini çizmemiz lazım. Dışarıdaki çemberimiz fi 50 idi. Yani yarıçapı 25. 25 birim yukarı çıktığımızda bu çemberlerimizin merkezine ulaşmış oluyoruz. Yapalım. L'ye basıp line komutuna geçelim. Merkezimizden tabi F8'e basıp orto modunu açalım. Yani orto mod line'ımızı düz bir şekilde çizmemize olanak sağlayan moddu. 87 birim sol tarafa, 25 birim yukarı tarafa gittiğimizde şu anda sol yukarıdaki çemberlerimizin merkezini bulduk. C'ye basıp fi 50 ve fi 30'du. Yani bunların çapları 30 ve 50 birim. Çapı 30'sa yarıçapı 15'tir. Bir tanesini 15 girip space'e bastığımızda bir önceki komuta gidiyordu. Space'e basalım. Çemberimizin dışına geldiğimizde şu anda merkezini gösteriyor gördüğünüz gibi. Merkezinde artı var. Bunların açık olması için tabii ki de snap modlarını görmüştük. Onlardan açmamız lazım. Hemen alt tarafta Snap kursörün yanında küçük bir ok var. Ona tıkladığımızda burada Snap yani yapışma modlarını açabiliriz. Örneğin Center var. Center'ı kapattığımızda bakın yanındaki tik gitti. Şimdi biz C'ye basıp çemberimizin üzerine geldiğimizde şu anda merkezini yakalayamıyoruz. Tabi burada line var diye yakalayabildik ama şimdi sen line'ı silelim. C'ye basıp çembere girdiğimizde şu anda bu çemberimizin merkezini yakalayamıyoruz. Fakat buradan Center modunu açtığımızda aynı şekilde C'ye bastığımızda çemberimizin üzerine gelip basmadan durduğumuzda gördüğünüz gibi şu anda çemberin merkezini yakalayamıyoruz. Buradan çizim yapabiliriz. Ctrl Z ile line geri alalım. Şu anda center'ı açalım. Bu 15 birimdi. Yarıçapı 15'ten çapı 30 birim yapıyordu. Bir de dışta çapı 50 birimlik çember var. O da yarıçapı 25 yapar. Çizdik. Bu çizgi parçasını silebiliriz. Aynı şekilde bunu da silebiliriz. Şimdi bunun dışında şurada 55 birimlik TTR var demiştik. Şu çemberimize ve bu çemberimize burada teğet olan 2 adet TT olan yani teğet, tanjant, tanjant, radius olan bir çember var. Circle komutunun altında bulunan küçük oka tıkladığımızda alt tarafta TTR, tan, tan, radius var. Tıkladığımızda şu anda bizden 2 adet nokta istiyor. 2 tane tanjant yani 2 tane teğet noktası. İlk teğetimiz burası. İkinci teğetimiz burası. Şimdi bizden radyusunu istiyor. Radyusu 55 birimde. 55 yazıp enter dediğimizde şu anda buraya bir TTR komutuyla çizilebilecek bir çember çizdi.
Yani şurada teğet, burada teğet ve radyusu 55 birim olan. Tabii şu kısmı kalacak, bunlar silinecek. Silmeyi henüz görmedik ama ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şu anda da görmüş olalım. Trim komutu var. Trim silmemizi olanak sağlar. Kısa yolu klavyemizden T ve R'ye bastığımızda trim geliyor. Space'e bastığımızda silmek istediğimiz kısma tıkladığımızda şu anda gördüğünüz gibi şurada ve şurada bir adet, hani şuraya teğet ya, buraya bir nokta değiyor. Değdiği yerden sonraki kısmı kesiyor. Tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi şurasını sildi. Şurası kaldı. Aynı şekilde aşağı kısımda 176 birimlik bir TTR var. Yine TTR komutuna girip şuraya ve şuraya ve yarıçapı 176 olan Enter dediğimizde, tabi görmüş olduğunuz gibi şura ve şurayı seçtiğimiz için buradan bir teğet geçirdi. Ama şekilde görüyorsunuz ki şu şekilde gelmesi lazım. Bunu da şöyle yapabiliriz. Aynı şekilde TTR komutuna, tan radius komutuna tıkladığımızda şu çemberimizin şu kısmına tıklayalım. Bu çemberimizin de şurasına tıklayalım. Az önce 176 birim kullandığımız için tekrardan 176 çıktı. Enter'a bastığımızda aynı şekilde T ve R tuşlarına bastığımızda trim çıktı. Space'e basıp şu dış kısmını silebiliriz. Şurada bir parça kaldı. Burayı da silebiliriz. Şunu ve bunu çizmiş olduk. Şeklimizi, şu kısmı temizleyelim. Şimdi merkezi ve sol tarafı çizdik. Sağ tarafta kaldı. Sağ tarafta da 30 ve 50 çapında. Merkezden 87 birim sağ tarafta, yani şurada. Ve buradan da 24 birim aşağı tarafta bulunan 30'luk ve 50'lik iki adet çember var. Bunları silelim. L'ye basıp çemberimizin üzerine geldiğimizde merkezinden yakalıyoruz ve 87 birim sağ tarafa gidiyoruz. Daha sonra herhangi bir tuşa basmadan aşağıya indirdiğimizde 24 birim de aşağıya çizmiş olduk. Ve 24 birimlik çizginin ucunda 30 birim ve 50 birim çapında 2 adet çember var. Çapları 30 ve 50 ise yarı çapları 15 ve 25'tir. C'ye basıp line'ımızın son noktasına gelip yapışmasını, bakın kare ortaya çıktı. Yapışmasını bekliyoruz, sonra tıklıyoruz. Aynı şekilde bu da snap modları da. Snap modlarının yanında endpoint açık olduğunda şöyle bir line parçası çizelim. ESC basıp komuttan çıktığımızda tekrardan L'ye basıp komuta girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi line'ın sonunda ve başında kare ortaya çıkıyor. Ortasında da üçgen var. Bunlar ortası sonu yapışma modlarıdır. Yapışma modları da snap modunun hemen yan tarafında bulunan küçük oktan ekleyip çıkartabiliriz. Şu anda bakın endpoint, midpoint açık. C'ye basıp çembere girdiğimizde yarıçapı 15. Aynı şekilde space'e bastığımızda bu sefer şuradan yapıştık. Yarıçapı 25 olan 2 adet çember var. Şunu ve bunu silebiliriz. Ayrıca sağ taraftaki çemberlerin ve merkezdeki çemberin şurada gördüğünüz gibi 55 birimlik TTR yine. Şurada tanjant, yani şurada teğet, burada teğet ve yarıçapı 55 olan bir TTR komutu var. Bunları silebiliriz. Aynı şekilde dış kısımda şurada, şurada teğet olan ve yarıçapı, bakın burada bir ok var. Oku takip ediyoruz. Aşağıda 176 yazıyor. R 176. Yarıçapı 176 olan bir TTR komutu var. Bunu da silelim. Şunları da temizleyelim. TTR'ye girelim. Şurayı seçelim. Buraya tıklayalım. 55 yazıp Enter diyelim. Daha sonra T ve R harflerini basıp trim'e geçip Space'e basalım. Şu kısmı silelim. Aynı şekilde tan radius'a girip şu kısmı seçelim. Bu kısmı seçelim. 176 deyip Enter diyelim. TR'ye basıp Space'e basıp şu dış kısma tıkladığımızda şunları tabi parça parça çiziyor çünkü çemberler olduğu için şu kısmı sildik. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi örneğimizi bitirmiş olduk. Sol taraftaki örneğin aynısı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.